Değerli izleyenler, Ünye Merkez Kaledere Mahallesi Orta Çarşı Kefelihan önündeyiz. Uzun süredir Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından Ünye Belediyesi ötesinde bakım ve onarımına başlanmış, devam eden ve sonuçta Ünye Çocuk ve Bebek Kütüphanesi olarak hizmet verecek olan bu binanın restorasyon yetkilileriyle beraberiz. Şimdi biz önce restorasyonu yapım ustalarından Gümüşhaneli olduğunu öğrendiğimiz Gümüşhane Bayburt'tu. Tabii yeni adıyla Bayburt'tu olduğunu öğrendiğimiz hemşerimize soralım. Ne iş yapıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz burada? Onu anlatır mısınız bize? Önce kendinizi bir tanıtın. Ben Bayburt Şahin Arslan. Restorasyon işi önce söküyoruz temele kadar. Hani rolevesini resimledikten sonra, numaralandıktan sonra da tekrar aynen sağlam olan malzemeyi kullanıyoruz. Sürüç olanları yerine yenisini yapıyoruz. Kullandığınız taşlar Ünye taşı. Ünye taşını kullanıyorsunuz. Evet. Binanın yapısına uygun hale getirip montajına başlıyorsunuz. Evet. Burada. Ne aşamadayız? Siz ne zamandan beri buradasınız? Ben 2 aydır buradayım. 2 aydır buradasınız. İlk konuşmamızda Haziran ayında bitecek demiştiniz. Evet, onu ben taş işi 40 gün sonra biter. Lakin inşaatın satısı var, zemini var. Onlar Haziran'da biter. Haziran'da biter. Size biz başarılar diliyor, teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ederiz. Devamında yine Bayburtlu kolay gelsin. Kardeşimizi de tanıyalım. Barış Bayram, firma yetkilisiyim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi, kolay gelsin. Sağ ol, teşekkür ederiz. Çok güzel bir eseri gün yüzüne çıkartmak için mücadele İnşallah. Ediyorsunuz. Bir 6 ay burada boş yattık biz. Su çıkıyor burada, deniz seviyesi. Evet. Proje değiş aşaması uzadı. Binanın komple yükselmesine karar verildi. Evet. Onun için biraz uzadı işimiz. Şimdi binayı tekrar yukarı kaldırıyoruz. Yol seviyesinden yukarı. Su basmasını engellemek için. Durum öyle. İnşallah Haziran sonunda teslim edeceğiz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Saygıdeğer izleyenler, bir de konunun uzmanı arkeolog kardeşimizle beraberiz. Onun da Van Özalplı olduğunu öğrendik. Kendisi bize Kefelihan, eski adıyla Kefelihan, bittikten sonra Ünye Belediyesi Çocuk ve Bebek Kütüphanesi olacak. Bina ile ilgili bilgileri evet. Önce tanıyalım sizi. Ben şimdi ben Yaşar Kalenderoğlu, sanat tarihçisiyim, arkeoloğum aynı zamanda. Sanat tarihçi ve arkeolog. Evet. Bir de yıllardır restorasyon uğraşıyoruz. Bizim firma da Adnan Bayram Restorasyon. Evet. Tabii çok hassasiyetle çalışan, bu konuda çok deneyimli bir firmadır. Bizim işimiz çok hassas. Yani sıradan bir inşaat olayı değil. Bizim emek isteyen bir iş. Bizim bütün taşları tek tek numaralandırıp ayrı ayrı birer eser gözüyle bakarak biz depolarımızı aldık. Yapı projesi olduktan sonra, çünkü burası tarihi eserden dolayı şehrin kodları altındaydı ve su alıyordu. Biz geleneksel yöntemlerle ama son anda yapılan teknolojilerle artık yapılar taşınıyor, yapılar yükseltiyor ve biz o hassasiyetle yapımızı yükselttik 1 metre falan. Şimdi tekrar bir tarafını bitirmiş vaziyetteyiz. %90 özgün malzemesini kullandık. Haziran'a kadar da inşallah tamamlamış oluruz. Teknik kısımlar dışında. Ondan sonra yapı Ünye tarih olarak çok önemli bir yerde. İpek Yolu üzerinde. Evet. Ve burası Kefelihan o dönemin çok önemli bir yolu üzerinde. Ticaret yolu aynı zamanda. Yük kervanları gelmiş yeri. Fakat metruk halindeydi. Sahipsiz bırakılmıştı. İnşallah evet. Biz onu güzel bir şekilde kültürel varlığımızla, turizmimizle, güzel Ünye'mizle kazandırmaya çalışıyoruz. Hem tarihçi hem de arkeolog kardeşimizle beraber bir de restorasyona yapılan tarihi Kefelihan'ın içinden de bir görüntü vermek istiyor sizlere. Buyurun, siz de alalım şöyle. 2 ana kısımdan oluşuyor ve 2 katlı olarak düşünülmüş. Dönemsel olarak da eskiden alt kat işte kervanların, develerin, yüklü hayvanların barındığı kemerler ondan dolayı geniş ve yüksek tutulmuş. Üst katta han olarak bildiğimiz otel günümüzde kullanılmış. Dönemin ticaret merkezi. Evet. Biz de yapının özüne bağlı kalarak her ne kadar kütüphane olsa dahi ana açıklıklar, girişler, kapılar, pencereler vesaire
ilk yaptığı olduğu gibi şekilde yaşatacağız. Sadece işlev olarak kütüphaneye dönüştürülecek. Saygıdeğer izleyenler, buraya girmişken bir de binanın kendi özünden çıkmış ağaçlara denk geldik. Arkeologumuz bilgisi dahilinde bize bu ağaçları da, binanın içinde çıkan ağaçları da anlatırsa seviniriz. Bunlar da dönemde fırınlanmış ahşap rent olarak kullanılmış. Biz günümüzde çelik konstrüksiyon kullanıyoruz, kirişler kullanıyoruz, meşe kullanıyoruz. Ama o dönemde bu ahşap malzeme yani uzun süre kullanılmış. Çünkü yapı 1877 kitabesi var, fakat bunun dönemsel bir restorasyon tamir kitabesi olduğunu düşünüyoruz. Evet. Yapı, temel ve söküm esnasında daha eski yıllara dayandığını da söyleyebiliriz. Bu da bu evet. Ayrıca tarihi özelliğe sahip ağaç. Evet. Ağacın ismi hakkında bilgi verebilir miyiz? Nedir bunlar? Meşe. Varsa. Meşe. Meşe ağacı. Evet, günümüzde zor bulunan ama o dönemde yani bulunmuş, işlenmiş meşe, aynı zamanda fırınlanmış. Nereden baksanız 20'ye 20 asırlık. Evet, asırlık. Dayanmış bugüne kadar. Evet. Tebrik ediyoruz. Kesmediniz. Kesme taşları da izah edelim şöyle. Ünye taşı, saygıdeğer izleyenler. Biz belki evet, çoğumuz hafife alıyoruz ama işte Ünye'nin Veli Bayraktar köyü mahallesinde çıkan Ünye taşı aslında dünyaya nam vermiş bir taştır. Fakat biz Ünyeliler fazla değerini bilmiyoruz. Bakın Kefelihan'da ustalar tarafından tamamen o dönemin teknolojisiyle elle işlenmiş ve kullanılmış. Ve biz bu taşları numaralandırıp tamamen eski yerine tarihe sahip çıkmak adına evet, kesinlikle özüne yakışır biçimde yapıp Ünyelilere kazandıracağız. 2024 turizmine. Haziran'ında teslim edeceksiniz. İnşallah. Size tekrar teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Sağ